Yukarıdaki verilen eşitliğe göre 3a eksi b ifadesinin değeri kaçtır? E'nin karesinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Buna göre o zaman e'nin küpü bize eksi e'yi verecektir. Buna dağıtalım. Burası a çarpı eksi e olur. Daha sonra bakın e ile e'nin çarpımından i kare yani eksi 1. Eksi 1 ile çarptık. Burası artı b oldu. Eşittir 3 eksi 2 i. Buradan e'nin katsayısı e'nin katsayısına b'yi de 3 eşit diyelim. B eşittir 3. Buradan da a eşittir 2 gelir. Yerini yazalım bakalım buradan. A yerine 3 yazdığımda 6 eksi b yerine 3 yazalım. İkisinin farkı bize 3'ü verir. Doğru cevap C'dir. AB kümelerin simetrik farkının formülü verilmiş. Boş kümeden ve birbirinden farklı n ve m kümeleri için. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bir A kümesi ve B kümesi için bakın A kümesi ve B kümesi için simetrik fark demek A fark B ile B fark A'nın birleşimi demektir. Peki buna göre birinci ifadeye bakalım. Burası M, burası N kümesi olsun. Simetrik fark N'e baktığımızda ikisinin farkı bize burasının A fark B ile B fark A'nın birleşimi verecektir. Burada daha sonra bakın buradan çıkan ifadeyle M'nin farkına baktığımda yani buradaki ifadeyi çıkarttığımda bana ne verecektir? B fark A'yı verecektir. Yani N fark M'yi verecektir. N fark M'ye bakalım. N kesişim M'nin tüm yerini bize ne verecektir? N fark M'yi verir. Bu ifade kesinlikle doğrudur. Bunlara isim verelim. A, B, C olsun. İkinci ifadeye bakalım. Bakın burada A, birleşimde değişme özelliği vardı. Dolayısıyla burası B fark A ile A fark B'nin birleşimi olacaktır. Burada değişme özelliği vardı ve doğrudur. Üçüncü ifadeye bakalım. Şimdi M fark N'e bakalım. M fark N'e baktığımızda buradan A gelecek. M kümesi buradan A ve B idi. Bu ikisinin şimdi simetrik farkına bakalım. A fark B'ye baktığında bakın buradan A, buradan A B gelecek. İkisinin farkı bize boş kümeyi verecektir. Boş küme. Daha sonra birleşim. Daha sonra B, buradaki ifadeye göre B fark A'ya bakalım. Yani M'den yani A B'den A'yı çıkarsam buradan da B gelir. İkisinin birleşim bana B'yi verecektir. Yani M ile N'nin kesişimi verecektir. Bu ifade doğrudur. 1, 2 ve 3 doğru. Doğru cevap E olacaktır. Denklemin kökleri M ve N olmak üzere mor, yeşil ve turuncu renkli fayanslar ile oluşturan şekilde mor ve turuncu renkli fayansların alanlar toplamı. Burayla burası soruluyor bizden. Şimdi bakın morun kare olduğu için burası M ve N olduğu için bunun alanı M kare. Burası N, burası N ise buradan da alanı N kare olacaktır. Bizden sorulan ifade M kare artı N kare. Ben buradaki ifadeyi M artı N'in karesi şeklinde yazabilirim. Eksi 2 çarpı M çarpı N dediğimde kökler toplamına bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4 karesi 16. Kökler çarpımına bakalım. Buradan 2 gelecek. 2 ile çarptık 4. İkisinin farkı bana 12 verecektir. Doğru cevap D'dir. A kümesi ve f fonksiyonu tanımlanmış. Buna göre f altında 4x artı 3 eşittir. 2x olduğuna göre x değeri kaçtır? Tanımlanan f fonksiyonuna bakalım. X ve y değerlerine baktığımızda ikisinin toplamı bize 201'i veriyor. Bunların toplamı 201. Bunların toplamı 201. O zaman bakın x ve y değerlerin toplamı bize 201'i verecektir. Bunların toplamı 6x artı 3 eşittir 201. Yan tarafa atalım. 6x eşittir. 6x eşittir 198. Buradan da x eşittir 33 değeri gelecektir. Doğru cevap C'dir. A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Öncelikle B'ye bakalım. Buradan eşitsizliği eğer kullanacak olursam x büyük eşit y olacaktır. Birinci ifadeye bakalım. Yani A kümesine birinci bileşen x, ikinci bileşen y. Yani buradaki ifadeye göre bakacak olursak o zaman y ifadesi x'ten küçük eşit olacaktır. Yani buradaki ifadeyi tekrar yazıyorum. X kare eksi 3x eksi 5 küçük eşit x'tir. Yan tarafa attığımda buradan x kare eksi 4x eksi 5 küçük eşit 0. Çarpanı ayıralım. Eksi 5'e artı 1. Yani köklerimiz 5 eksi 1 olur. Eşitsizliğimizi inceleyelim bakalım. Eksi 5'e eksi 1'e 5. İşaretimiz artı ile başlayacak. Her kökte işaret değiştirelim. Sıfırdan küçük eşit olan kısma baktığımızda burada eşitlik söz konusu. Yani buradaki 1 ve 5'i eksi 1 ve 5'i alabilirim. Buna göre o zaman eksi 1'den 5'e kadar kaç tane farklı değerimiz vardır? 7 tane. Doğru cevap D'dir. Bir polinomda en büyük kuvvete sahip değişkenin başındaki sabit sayıya baş katsayı denir ve baş px olarak gösterilir. Baş px eşittir 2, baş p2x eşittir 16 olduğuna göre px'in küpünün derecesi kaçtır diye soruluyor. Şimdi px polinomu biz şöyle alalım.
Burası baş kat sayısı 2 olarak verilmiş. O zaman burayı 2 çarpı x bölü n şeklinde alalım. İkinci ifadeye bakalım. Eğer x 2x yerine x yerine 2x yazarsak buradaki p 2x formülünü bulalım. Buna göre burası 2 çarpı 2x'in n'incilerinin kuvveti olacaktır. Bunun katsayısı 16 olarak verilmiş. Biz direkt katsayıya bakalım. O zaman 16 eşitleyelim. Burada 2'nin kuvvetini alacak olursam burası 2 çarpı 2 üzeri n eşittir 16. Buradan da 2 üzeri n eşittir 8 olacaktır. Yani 8'de 2'nin küpü şeklinde yazabiliriz. Buna göre o zaman n eşittir 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani x'in kuvveti o zaman 3'tür, derece 3'tür. Buna göre px'in küpünün derecesi sorulmuş. Yani o zaman 3'ü 3 ile çarpacak olursak çünkü üstün üste olacaktır burada. Buradan da derece olarak 9 gelecektir. Doğru cevap C'dir. N en küçük asal sayı ve A sıfırdan küçük, B sıfırdan büyük olmak üzere. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? En küçük asal sayımız 2'dir. O zaman n yerine biz 2 yazalım. A sıfırdan küçük, B sıfırdan büyük. Buradaki A ve B'ye göre birinci ifadeye bakalım. Seçeceğimiz değerler burası A, B'den büyük olmayabilir. A sayısını eksi 2 seçersem, B sayısını 3 seçersem bunun kuvvetlerini aldığında bakın buradaki eşitlik sağlamayacaktır. İkinci ifadeye bakalım. A artı B. Burada A ile B'yi mutlak değer olarak birbirine eşit olarak seçersem, bir tanesini eksi 2, bir tanesini 2 olarak seçersem burası ikinci kuvveti bize 0 verecektir. Her zaman 0'dan büyük olmaz. Burası her zaman doğru değildir. A'nın n'inci kuvveti n zaten çift olduğu için burası her zaman pozitiftir. B de her zaman pozitiftir. Toplamlar her zaman pozitif olacaktır. Burası her zaman doğrudur. Doğru cevap C'dir. Aşağıda y eşittir x kare ve y eşittir x eksi 2'nin karesi parabolleri ve birer kenarları simetri eksenler üzerinde bulunan dikdörtgende verilmiştir. Mor ve sarı renkli bölgelerin alanlar toplamı kaçtır diye soruluyor. Bakın şuradaki mor renkli alanı eğer kesip şu tarafa yapıştıracak olursak burası, bakın burası gitti. Bunun yerine buradaki mor renkli kısım geldi. Peki bu ikisi sarı bölgeye bakalım şimdi. Buradaki sarı bölge ile mavi bölgenin tamamının toplamı, bakın şöyle tarıyorum burayı. Burayla simetri ekseni olduğu için buranın alanı tamamen eşit olacaktır. O zaman toplam sarı ve mor renkli bölgenin alanı toplamda bize bakın şuradaki dikdörtgenin alanı verecektir. Şimdi bakın x-2'nin karesine bakacak olursak bunun tepe noktası 2'ye 0'dır. Burası 0 olduğuna göre, simetri ekseni olduğuna göre burası 4 olacaktır. Peki x yerine 4 yazdığımızda veya 0 yazdığımızda görüntü kaçtır? 4. O zaman bakın buradaki uzunluğumuz 4. Buradaki uzunluğumuz 2. Buna göre zaman bunların toplamı da bize 4 çarpı 2 verecek. Yani 8'i verecektir. Doğru cevap C'dir. Boş kutuların içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu tam sayı olur. Bakın birinci ifadeye bakalım. Şimdi eğer aradaki işareti biz artı olarak alacak olursak tabanlar aynı. O zaman buradaki ifadeler çarpılır. Buradan ne gelir? Logaritma 2 tabanında 3 çarpı 12 36 olur. Buradan bir tam sayı gelmez. Ben buradaki işarete bakın, o zaman eksi olarak alıyorum. Yani birinciden artı gelmeyecektir. Bunlar yanlıştır. Eksi gelirse bakın tabanlar aynı. O zaman buradaki ifadeler bölünür. Yani logaritma 2 tabanında 12'yi 3'e böldük 4. Buradan da bakın 2, yani bir tam sayı gelecektir. O zaman burası eksi olacaktır. Yani burası sarı bölge eksi ve eksi olacaktır. O zaman buradaki diğer 3 şıkkı elemiş olduk. Şimdi diğer taraftan yeşile bakalım şimdi. Tabanlarımız 3 tabanında 16, 2 tabanında 3. Buradaki ifadeyi eğer bir taraf tarafa çarparsak, yani şöyle yazarsak logaritma 3 tabanında 16 çarpı logaritma 2 tabanında 3 de yazalım. Buradaki 16'yı ben şöyle yazabilirim. 2 üzeri 4. Onu da buraya alabiliriz. Bakın logaritma özelliğinden dolayı buradaki logaritma 2 ile logaritma 2, logaritma 3 ile logaritma 3 sadeleşecektir. Bir tam sayı gelecektir. Yani yeşil o zaman çarpı olacaktır. Buna göre diğer tarafta yazalım. Buranın da artı olduğunu ispatını yapalım. Şimdi ikisini toplarsak logaritma 9 tabanlı 3'ü şöyle yazabilirim. 3 üzeri burayı 2 şeklinde yazabilirim. O da bize 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3 verir. Buraya bakalım, burası da logaritma 4 tabanında 8 olarak verilmiş. Buna 2'nin karesi, burayı da 2'nin küpü şeklinde yazabiliriz. 2'nin küpü. Buradan o zaman ne gelecek? Bakın baş buradaki üstler baş buraya bölü olarak geçsin. Yani çarpı olarak geçsin. Buna göre 1 bölü 2. Burası 3 tabanında 3, 1 yaptı. Artı. Buradan da 3 bölü 2 gelsin. Logaritma 2 tabanında 2. Burası 1 yapacaktır. Bu ikisinin toplamda bize tam sayı, yani 4 bölü 2'den 2'yi verecektir. O zaman eksi çarpı artı şeklinde olacaktır. Buna göre doğru cevabımız C'dir. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılar olmak üzere. Fonksiyonun görüntü kümesi gerçel sayılar kümesidir. Buna göre f1 ile f2'nin toplamı kaçtır?
Eğer görüntüsü gerçel sayılar kümesi ise buradaki fonksiyonumuz parabol fonksiyonu kesinlikle olamaz. Çünkü bakın parabol fonksiyonu ya böyle olacaktır ya da böyle mutlaka reel sayılara karşılık gelmeyen bir aralık olacaktır. Buna göre o zaman x karenin katsayısı 0 olmalı. Buradan da a'nın 3 ya da eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Eğer burası doğrusal fonksiyon olacaksa bakın eğer burası da yani x yerine a yerine ben eksi 3 yazdığımda burası da 0 olur. Buradan sabit fonksiyon gelir. Sabit fonksiyon geldiğinde o zaman bütün yani görüntü kümesi gerçel sayılar olmaz. O zaman a'nın eksi 3 olmadığını söyleyebiliriz. Yani o zaman a 3'tür. Fonksiyonumuzu yazalım şimdi. Fx eşittir. A yerine 3 yazıyorum. Burası 6x artı 2 şeklinde olacaktır. Şimdi f1 isteniyor bizden. 1 koyalım. Buradan 8 gelecek. F2 isteniyor. X'in 2 yazalım. 12 artı 2'den 14. X'in toplamı bize 22 verecektir. Doğru cevap E'dir. Fx parabolü ve ABCDE noktaları veriliyor. Y eşittir. F 3-x parabolün simetri ekseni x eşittir 1 olduğuna göre birim kareli kağıt üzerindeki çizilmemiş dik koordinat sisteminin orijini aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bize x tepe noktası verilmiş buradaki yeni fonksiyonun. Buna göre biz baştaki bu fx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Burası parabol fonksiyonu x eksi a'nın karesi şeklinde olsun. Peki buradaki ifadeyi bulalım şimdi. Yani yeni fonksiyonumuzu bulalım. 3 eksi x yazalım. X yerine 3 eksi x yazıyorum. Eksi a'nın karesi olacaktır. Bize simetri ekseni yani x tepe noktası verilmiş. X tepe noktası buradan 1. Peki buradaki x tepe noktasını bulalım. Buna göre buradan da 3 eksi a olacaktır. Eşit dediğimizde bize a eşittir 2'yi verecektir. Yani a noktasının x'i yani absisi 2 olacaktır. Buna göre eğer 2 ise o zaman orijin 2 birim sol tarafta olacaktır. Buna göre 1, 2. Orijin o zaman 2 birim sol taraftaysa kesinlikle o zaman a noktası üzerinde olacaktır. Doğru cevap C'dir. Fx fonksiyonu x eksenin tam sayı noktalarında kesen 3. denen fonksiyondur. Fx eşittir 0 denkleminin kökleri 1, 3, 6 sayılarıyla doğru orantılıdır. Buna göre m değeri kaçtır? Şimdi bakın bir tane kökümüzü biliyoruz. Biz x eşittir 6. Diğer köklere bakalım. Bunların kökler toplamı eksi b bölü a'dan. Bunlar eksi 1 ve eksi 2 diyorum. Buradan da 14 gelecektir. Bakın kökler toplamı eğer 14 ise bir tanesi bakın 1 ile orantılı, bir tanesi 6 ile. O zaman biz bunlara 1k ve 6k dersek 7k eşittir 14. Buradan da k eşittir 2 olur. Yani köklerimiz o zaman bakın 2, 6 ve buradan da 12 gelecektir. Bir tane kökümüz o zaman 6 idi. Bakın diğer köklerimiz 2 ve 12 olur. Bunun da kökler çarpımı bize kaçı verir? 2 çarpı 12'den 24'ü verecek. Bakın o zaman burası kaç olmalı? 24 olmalı. 5 eksi m eşittir 24. Yan tarafa atalım buradan. M eşittir. 24'ten 5 çıkardık. Eksi 19 olacaktır. Doğru cevap B'dir. fnx eşittir nx kare artı n fonksiyonu tanımlanıyor. Bn dizisi fnx fonksiyonun tepe noktası orijin ve a0, 2, 0 noktasını oluşturduğu üçgensel bölgenin alan olarak veriliyor. Buna göre Bn dizisinin ilk 10 terim toplam kaçtır? Biz şimdi B1'den başlayalım. Bakın burası 2, 0 noktası yani burası 2 birim. Biz n yerine 1 yazdığımızda bakın burası x kare artı 1 olur. Buradaki o zaman tepe noktasına baktığımızda buradaki uzunluğumuz 1 olacaktır. Yani buradaki alanımız o zaman 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 gelecektir. Aynı şekilde şimdi B2'ye bakalım. Yani n yerine 2 yazdığımızda burası o zaman yine tepe noktasına baktığımızda şöyle yapalım. X yerine 0 yazdığımda y kaç olacaktır? 2 olacaktır. Burası zaten değişmiyor. Buna göre alanımız 2 çarpı 2 bölü 2 olur. B3'e baktığımızda bakın burası o zaman 3x kare artı 3 olur. X'in 0 yazdığımızda yeni fonksiyonumuz şöyle bakın şurası burası 3 olacaktır. Buna göre o zaman 2 çarpı 3 bölü 2. En sonda biz 10 verdiğimizde B10 buradan da 2 çarpı 10 bölü 2 gelecektir. Bakın bunlar o zaman 2 bölü 2. Şunlar sadeleşirse geriye kaldı 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. Yani 1 artı 2 artı en son 10. Bu da bize 10 çarpı 11 bölü 2 yani 55'i verecektir. Doğru cevap C'dir. Boyları soldan sağa doğru artan çubuklar yan yana sıralanmış. Yeşil renkli çubuğun uzunluğu logaritma 3 tabanında 11 birim ve mavi renkli çubuğun uzunluğu logaritma 2 tabanında x birim verilmiş. Çubuklar arasındaki uzunluğu tam sayı olan iki çubuk bulunduğuna göre 1, 2, 3 sayılarından 21, 15, 32 sayılarından hangileri x sayısı olabilir?
Biz şimdi yeşilin yaklaşık değerine bakalım. Logaritma 3 tabanda 11 şöyle yazabiliriz. Logaritma 3 tabanda eğer 9 olsaydı bakın burası 2 olacaktı. O zaman 11 olduğuna göre burası 2'den birazcık büyük bir değerdir. 2.1, 2.2 gibi bir değer olsun. Daha sonra bakın ne demişti bize? Logaritma 2 tabanda x'e kadar arada o zaman 2 tane tam sayı olan 2 tane değerimiz var. Burası 2 nokta eğer 2 ise diğer tam sayılara bakalım. 3 ve 4. O zaman bakın buradaki logaritma 2 tabanda x değeri 4'ten biraz büyük olmalı. O zaman şöyle diyelim. Logaritma 2 tabanda x değeri eğer 4 olsaydı burası x'in alacağı en küçük değerimiz kaç olacaktı? X eşittir 16 olacaktı. Peki buna göre o zaman yani 4'ten de büyük olacağına göre o zaman 16'dan büyük olacaktır. X'in alacağı değer 16'dan büyük olmalı. Buna göre 15 olamaz. 21 ve 32 olabilir. Yani 1 ile 3 olacaktır. Doğru cevap E'dir. Fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre f artı ga eşittir 2 olduğuna göre a değeri kaçtır? Öncelikle biz fa'ya bakalım. X yerine a yazıyorum. Daha sonra g fonksiyonunda x yerine a yazıyorum. Şimdi bakın f fonksiyonuna bakalım. Buradaki a'yı ben şöyle yazabilirim. Logaritma 9'u 3'ün karesi şeklinde 1 bölü a'yı da a üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. Artı diyelim. Daha sonra GA fonksiyonuna bakalım. Burasında logaritma 3 tabanda 1 bölü kök A'yı şöyle yazabiliriz. A üzeri eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Bunların toplamı 2 olarak verilmiş. Buradaki üstler bakın başa çarp olarak geçsin. Buradan o zaman eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanda A burası. Artı aynı şekilde buraya bakalım. Burası da eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında a diyelim eşittir 2. Logaritma 3 tabanında a'lar eşit. O zaman bakın bunlar kendi arasında toplayabiliriz. Yani eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 topladığımda bana kaç verecektir? Eksi 1'i verir. Buradan da logaritma 3 tabanında a eşittir 2. A'yı çekelim. Eksi ile çarptım. Bakın burası eksi 2 oldu. O zaman a değeri eşittir. 3 üzeri eksi 2 olacaktır. Doğru cevap a'dır. Parçaların birleştirmesiyle alanı 80 birim kare olan bir dikdörtgen tahta elde edildiğine göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bakın burası kare olarak verilmiş. 5 birim, 5 birim, 10. O zaman bakın burası 10 olacak. Burası da 10 olacaktır. Yeni alanımıza bakalım. Bu kesildi. Bakın bu parçalar. Geriye kalanı birleştirirse 80 olduğuna göre burası 10'sa yeni parçalarımızın birleştirmesiyle o zaman burası 8 olacaktır. Bakın burası 5 birimse burası 4. Burası 4. O zaman kesilen parçaların olacaktır. Bir birim bir birim uzunluğunda olacaktır. Bunlar birbirinin bakın birini tamamlayan şekillerdir. Peki birinci ifadeye bakalım. Fx ile gx'in farkı 4 müdür? Bakın x arasındaki uzaklık demektir aynı zamanda bu. X'in arasındaki farkımız bize 2 verecektir. Burası yanlıştır. O zaman fx ile gx arasındaki fark 2'dir. Burası kesinlikle doğru olacaktır. İkinci ifadeye bakalım. Bunu da bakın bir tane değer vererek bakalım. G0 değerine baktığımızda buradaki değerimiz A değeri olsun. Hatta negatif tarafta olduğu için eksi A olsun. Eksenine 0 yazdığımızda buradan F-2 gelir. F-2 değerine baktığımızda bakın buradan pozitif bir değer gelecektir. Burası negatif. Bu ikisi değeri birbirine eşit olmaz. Burası yanlış olacaktır. O zaman yalnız 3 olmalı. Doğru cevap C'dir. Fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken buradaki fonksiyonun limit değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bakın içerideki fx fonksiyonuna bakalım. 2'ye soldan yaklaştığımızda 2 bakın doğrusu burası. Soldan yaklaştığımızda buradan alacağımız değer kaçtır? 3'tür. Bakın buradaki değeri tekrar kullanacağım için bakın 3'ten küçük mü büyük mü ona bakmam gerekir. Buna göre 3'ten küçük olduğuna göre bakın burası o zaman 2.9 gibi bir değer alalım. Peki o zaman 2.9 gibi bir değer aldığımızda bu ikisinin farkı bana 1.1 yani 1'in o zaman sağ taraftaki limiti soruluyor demektir bu. Peki 1 noktasına bakalım burası. Sağdan geldiğimizde görüntü kaç olacaktır? 2 olacaktır. Doğru cevap D'dir. Fx fonksiyonu verilmiş. İki tane limit eşitliği verilmiş. Buna göre a değeri kaçtır? Öncelikle bakın buradaki alt taraftaki paydaki yerine x eksi 0 şeklinde yazabilirim. Bu ifade neyin ifadesiydi hatırlayalım. Türevi hatırlayacak olursak limit tanımında burası f türev 0 demektir. Buna göre zaman birinci fonksiyonun fx fonksiyonun biz türevini alalım. Buna göre buradan kaç gelecek? 4x küp eksi 3x kare artı 2ax artı 0 gelecektir.
x'in 0 yazısında bakın buradan 0 gelir. Yani sol taraftan kesinlikle 0 gelecek. Sağ tarafa bakalım. Peki buradaki yine türevin limit tanımına hatırlayacak olursak türevin limit tanımı. Buradaki bakın f türev x, f türev 1 verilmiş. Burası da x eksi 1. O zaman burası f'in türevinin türevi yani ikinci türevinde x yerine 1 yazı demektir. Biz ama ikinci türevi alalım o zaman. Şuradan ikinci türevde ne gelecek ona bakalım. Burası 12x kare eksi 6x artı 2a. Buradan da x yerine 1 yazalım. 12 eksi 6 artı 2a eşittir. Eşitliğin sol tarafına bakın 0 vardı. Buna göre 2a eşittir 6. Yan tarafa attık. Eksi 6 a eşittir. Buradan eksi 3 gelecektir. Doğru cevap a'dır. Fx fonksiyonu üzerindeki a noktasına çizilen teğet hx doğrusal fonksiyondur. Hx eşittir 2 denklem çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a değeri kaçtır? Bakın hx hiçbir zaman 2 değeri almayacak. Yani görüntüsü y eşittir 2 değeri hiçbir zaman almayacak demektir. Üçüncü neden fonksiyonun grafiğini bakın şöyle bir fonksiyon olarak çizelim. Eksi 1'deki teğetine baktığımızda eksi 1'deki noktamız burası olsun. Buradaki teğet doğrusu bakın eğer şöyle bir tane teğet doğrusu olmuş olsaydı mutlaka bakın yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar değerler alırdı ve buradaki görüntüsü mutlaka 2 olurdu. Buna göre çözüm kümesi boş olduğuna göre buradaki teğeti y x eksenine teğet olan bir doğru demektir. Bunu da aynı zamanda eğimi kaç demektir? 0 demektir. Buna göre o zaman eksi 1'deki eğiminin 0 olduğu noktaya bakalım. Öncelikle buradaki fonksiyonun türevini alıyorum. Buna göre y türev eşittir. 3x kare eksi 2ax artı a. O zaman x yerine eksi 1 yazıyorum. Buna göre 3 artı burası 2. Şurası a yok. Buradan 2 artı a eşittir 0. Buradan da a eşittir. Eksi 5 gelecektir. Doğru cevap a'dır. Dersinde fonksiyon grafiği bulma oyunu oynatan bir matematik öğretmeni bu fonksiyonla ilgili 3 tane bilgi veriyor. 1, 2, 3 grafiklerinden hangisi fx fonksiyona ait olabilir? Birinciye bakalım. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar fx'in türevi sıfırdan büyükse bütün noktalarda burası artan demektir. Hemen birinci fonksiyona bakalım. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar bakın artan bir fonksiyondur burası. Burası olabilir. Bakın tek tek fonksiyonlara bakıyorum. Eksi sonsuzdan eksi 3 burası olsun. Burası bir artan fonksiyondur. Olabilir. Olabilir. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar artandır. Birincisi bakın hepsi sağladı. İkinciye bakalım. Eksi 3 ile 1 arasında en az bir tane x elemanı sıfırdır demek. Bakın yani maksimum minimum noktası var demektir burası. Bakın burada var. Yani burası sağlar. Bakın burada eksi 1 ile 0 arasındaki noktalarımızdan bir tanesine bakalım. Burası sabit olduğu için bunun türevi 0 olacaktır. Burası da sağlayacaktır. Buraya da artı koyalım. Daha sonra bakın buraya bakalım. Eksi 3 ile 1 arasında baktığımızda bakın bir tane buradan bir maksimum noktamız var. Burası da sağlayacaktır. Daha sonra 1 ile sonsuz arasındaki bütün noktalarda f(x) f(x)'in türevinin çarpımı sıfırdan büyük olduğu söyleniyor. Bakın buradaki fonksiyona bakalım şimdi. Buradan birden küçükler için f(x)'in alacağı değerler negatiftir. Eksi. f(x)'in türevine bakalım. Azalan olduğu için bu da eksi olacaktır. Çarpımları pozitifi verecektir. Yani burası kesinlikle o zaman doğrudur. Peki ikinci ifadeye bakalım. Birden büyükler için f(x) pozitif ve artan olduğu için pozitif. Çarpımlar da pozitif olacaktır. Burası da kesinlikle sağlayacaktır. 3'e bakalım. 1 ile sonsuz arasına bakıyorum. Burası artandır. Yani türevi sıfırdan büyük. Aynı zamanda f(x) yerine yani x yerine yazarsak yazalım. Görüntü daima pozitif olacaktır. Yani artıdır. Bunların çarpımı da pozitiftir. Bu da kesinlikle sağlayacaktır. 1, 2, 3 doğru. Doğru cevap E'dir. Üretilecek akvaryum malzemesi maliyetinin en az olması için kare yüzeylerin bir kenar uzunluğu kaç metre olmalıdır? Hacmimiz verilmiş 20 metreküp olmalı. Kare yüzeyleri biz AA diyelim. Buradakine de H diyelim. O zaman hacmimiz A kare çarpı H eşittir. 20 olacaktır. Şimdi bakın metrekare başına maliyetleri verilmiş. Kare yüzey ve dikdörtgen yüzeylerde. O zaman biz maliyet fiyatına MA diyelim. Ve A'ya bağlı değişkenleri bulalım. Öncelikle bakın kare yüzeylere bakıyorum. Buradan A kare, buradan A kare. Yani iki tane A kare gelecek. Bunun metrekare başı maliyeti 10 liraydı. Çarpı 10 dedim. Dikdörtgenlere bakalım. Bu yüzeylerden bakın 4 tane var. 1, 2 buradan. 1 burası, 2 burası. İki tarafta akı taraf. 4 tane. Bunun metrekare başı maliyeti 4. Peki burada ne gelecek? A çarpı H gelecek. A çarpı H yerine bakın buradaki eğer H'ı yalnız bırakacak olursak 20 bölü A kare gelir. Peki maliyet fiyatını şimdi denklemini bulmuş olduk. Biz bunun en az olmasını istiyoruz. O zaman türevinin köklerini alalım. A değerini bulmaya çalışalım. Türevini alıyorum.
En üst sağ buradan ne gelecek bakın? 20 çarpı 2'den buradan o zaman direkt yazıyorum. 40 çarpı A gelir. Peki buradaki bakın A'lar sadeleşsin öncelikle. Burası da 1 bölü A'da A üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. Bunun türevini alalım. Buradan o zaman eksi 1 çarpı buradan ne gelecek? 4 çarpı 4 çarpı 20. Yani 16 çarpı 20 şeklinde yazıyorum burayı. Buradan da A üssü eksi 2 gelir. Eşittir 0 diyelim. Kökünü bulmaya çalışıyoruz. Buna göre bakın burada 40'lar ortak. Zaman 40 parantezinde burası A eksi. Burası 40 parantezinde 8 bölü a kare eşittir 0. Buradan da paylaş diyelim bakalım. O zaman a'nın küpü eksi 8 eşittir 0. Buradan da a değer eşittir 2 olarak bulunacaktır. Doğru cevap D'dir. Yazılı sınavda yukarıdaki soru ile karşılaşan Ahmet, Berk ve Ceyhan'ın yanıtları aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin cevapları doğru olabilir? Birinci ifadeye bakalım. Simetrik iki nokta olarak verilmiş. Simetrik iki nokta arasındaki eğer fx değeri sıfırsa bu fonksiyonumuz tek fonksiyondur. Yani orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir. Peki buna göre o zaman hemen Ahmet, Berk ve Ceyhan'ın cevaplarına bakalım. Şimdi bakın orijine göre eğer simetrikse buradaki Ahmet'in verdiği cevap olabilir. Simetrik nokta buradaki alanla buradaki alan eşittir. Alt tarafta olduğu için burası eksi, burası artı olur. Ama fx'ten yani x1'den x2'ye kadar buradaki o zaman integral değeri sıfır olur. Ama alan değerleri bir tanesinin iki katına eşit olacaktır. Peki Berk'e bakalım. Burası olabilir. Şimdi Berk'in verdiği cevaba bakalım. Bakın burası y eksenine göre simetriktir. Burası çift fonksiyonda. Burası sağlanmayacaktır. Aynı şekilde o zaman Ceyhan'ın verdiği cevaba bakalım. Burası da y eksenine göre simetrik olarak verilmiş. Yani burası çift fonksiyondur. Burası da sağlanmayacaktır. Birinci ifadeyi. Peki o zaman Ahmet'in ikinci şartına bakalım. Fx demek mutlak değer. Buradaki alanlar toplamı demektir. Yani bir tane bölge eğer biz A diyecek olursak buradan 2A gelecektir alan değeri. Peki ikinci mutlak değere bakalım. X1'den X2'ye kadar buradaki Fx'in değeri bakın. Biraz önce ne demiştik? 0 demiştik. O zaman 0'sa bunun mutlak değerini aldığımızda 2A'ya eşit olmaz. Yani bu eşitsizliği sağlar. O zaman doğru cevap Ahmet olacaktır. Doğru cevap A'dır. İntegralinin sonucu kaçtır? Buradaki ifadeye paydaş diyecek olursam burası 2x eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bakın buradaki fonksiyona ben fx diyorum. Fx fonksiyonun türevini eğer alacak olursam fx'in türevini direkt alıyorum. Buradan 2x eksi 1 gelir. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı. Bunu hatırlayalım. Eğer integralde fx ile fx'in türevi eğer yanında varsa bakın fx'in türevi yanında varsa o zaman üstünü 1 artırıp bölerdik. Yani fx'in karesi bölü 2 şeklinde integral değeri gelirdi. Buna göre o zaman bakın eğer buradaki fonksiyonda fx dersem türevi yanında var. Bakın 2x eksi 1. Buradaki 1 bölü 2 katsayısı yan tarafa alıyorum. Şöyle yazıyorum bakın 1 bölü 2 sıfırdan 1'e kadar buradaki ifadeye ben fx demiştim. Bunun kaçıncı kuvveti? 13. Buradan da 2x eksi 1 yani türevi geldi. Buna göre o zaman şöyle yazabilirim. Buradaki ifadenin üstünü 1 artırıyorum. 1 bölü 2 buradan buradaki fonksiyonumuza x kare eksi x artı 1 demiştik. Üstünü 1 artıyorum. 14. Tekrar bölüyorum. 14. Buradan da çarpı bakın. Yani zaten bir şey gelmeyecektir. Buradaki fonksiyondan 1 bölü 2 yan tarafa almıştık. Çarpı ne diyelim? 1'den 0'a kadar. X yerine 1 yazalım. Bakın buradan öncelikle şu 1 bölü 28'i yan tarafa alalım. X yerine 1 yazdığımızda buradan ne gelecektir? 1 gelecektir. 1'in 14. kuvveti eksi. 0 yazdığımızda yine bakın 1 gelecektir. Buradan da yine 1'in 14. kuvvetinden 1 gelir. Bu ikisinin farkı bize 0 verir. 0 çarpı sayı 0 oldu. Doğru cevap B'dir. Fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre fa değeri kaçtır? Bakın bu iki ifadeyi ben taraf tarafa topladığımda fu'du var çünkü. Eksi 2x'ten x'e kadar, eksi x'e kadar, eksi x'ten 0'a kadar bu ifadeleri ben taraf tarafa toplayabilirim. Bakın sınırlar o zaman ne olacaktır? Eksi 2x'ten 0'a kadar olacaktır. Çünkü bakın burada kalmış. Tekrar buradan devam ediyor. Bu şekilde toplanabilir. İntegralin böyle bir özelliği vardı. Peki taraf tarafa topladık bakın. Eksi 12 var. Yukarıdaki ifadeye baktığımızda sınırlarımıza bakalım. 0'dan 2x'e, bu da 0'dan eksi 2x'e. Yani sınırlarımız simetriktir. Alan değerlerine veya integral değerlerine baktığımızda 12'ye eksi 12. O zaman bakın bu iki
Değerlerimiz birbirinin simetri olduğu için, toplamlarda sıfır olduğu için bu yüzden f(x)'in buradan tek bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Eğer f fonksiyonu tek fonksiyon ise o zaman x kare terim ve sabit sayı olmayacaktır. Buna göre o zaman ben sıfır eşitliyorum. Buradan a eşittir 1, b eşittir buradan 3 gelecektir. O zaman f(x) fonksiyonu şöyle yazabiliriz. A ve b yerine b3 a1 yazıyorum. Buna göre o zaman 4x'tir. Peki bizden fa istenmiş. Fa o zaman a dediğimiz 1'di. Yani f1 eşittir buradan 4 çarpı 1'den 4 gelecektir. Doğru cevap d'dir. Yukarıda üçüncü neden bir f fonksiyonuna ait bir grafik verilmiştir. Yan tarafta ise f(x)'in türevinin grafiği verilmiş. Taralı bölgenin alanı 32 birim kare olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Bakın türevinin grafiğine baktığımızda buradaki x eksenin kestiği noktalar 0 ve b noktaları. Bu aynı zamanda türevinin grafiği eğer x eksenin kestiği noktalar yani 0 yapan noktalar aynı zamanda maksimum ve minimum noktalar demektir. Yani 0'a -4 demektir. Burası -4, burası zaten 0'dır. Peki buradaki alanı bulmaya çalışalım biz. Alan zaten verilmiş. Denklemi bulmaya çalışalım. f(x)'in türevine bakıyorum. Buradaki parabol denklemimiz bakın şöyle olsun. Katsayımız c olsun. Köklerimiz 0 olduğu için 0 ve -4 olduğu için x artı 4 çarpı x şeklinde yazabilirim. Bu ifadeyi açalım bakalım. C çarpı buradan x kare artı 4x gelir. Peki buradaki integral değerini hesaplayalım. Yani 32 eşitleyelim. Buna göre integral eşittir. Buradan kaçtan kaça bakın. -4'ten 0'a kadar. C'yi yan tarafa alıyorum. Buradan x kare artı 4x gelir. Bunun integralini alıyorum şimdi. X yerine 0 yazdığımızda 0, x yerine -4 yazdığımızda buradaki ifade gelecektir. Bakın x eksen altında kaldığı için alan bölgesi yani bize pozitif olarak verilmiş ama integral değeri olarak burası -32 olacaktır. Buradan c değeri o zaman 3 olarak çıkacaktır. Peki bakın f(x) fonksiyonu buradaki ifadenin zaten türevini almıştık, integral almıştık. f(x)'in zaten türevi buysa integrali budur. Yani f(x) budur. f(x) o zaman şöyle yazalım. C'yi bakın biz 3 olarak bulmuştuk. 3 çarpı x küp bölü 3 buraya alıyorum. 2x kare artı sabit de d olsun. Peki bakın bize buradaki -4'e 15 noktası verilmiş. O zaman bu fonksiyonda 3'ü dağıttıktan sonra x'e -4 yazalım. 15'e eşitleyelim. Buradan da 3d yani sabit sayı eşittir. -17 olacaktır. Peki biz x yerine şimdi a değeri bulmaya çalışıyorum. X yerine 0 yazdığımızda a değeri gelir. Yani buradan da x yerine 0 yazdığımızda 3d. Yani 3d kaçtır bakın. -17. Bizden a ve b'nin toplamı istenmiş. Burası -17. B değeri zaten -4'tü. İkisinin toplamında bize -21 verecektir. Doğru cevap B'dir. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı. N bir rakam olmak üzere. A altında ABC virgül N. İçinde N rakam bulunan ABC doğal sayıların adedi olarak tanımlanıyor. Buna göre A 3'ten küçük, C 3'ten büyük eşitliklerine göre bu işlemin sonucu kaçtır? A'nın alacağı değerde bakın buradan 1 ve 2 olacaktır. C'nin alacağı değerler de 4'ten 9'a kadar değerlerdir. Öncelikle bakın A'nın bir değerine bakalım. A yerine 1, B yerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazdığımızda C yerine. B'nin alacağı değerlere bakalım şimdi. Bakın 3 rakam bulunacaksa 3 rakamı bu arada hangi değerlerde olabilir? 134 olabilir, 135, 136, 137, 138, 139. Yani 6 tane farklı değerimiz olacaktır. Aynı şekilde A'nın 2 değerini için bakalım. Bu kez de yine C'nin 4'ten 9'a kadar değerlerine baktığımızda 234'ten 239'a kadar değerler alabilir. Yani 6 tane farklı değerimiz olacaktır. Toplamda o zaman bakın buradan 12 tane değer gelir. Doğru cevap B'dir. Bu villalardan 4 tanesi boş olduğuna göre boş evlerin her birinin parkın farklı kenarlarında olma olasılığı ne kadardır? Öncelikle bakın tüm durumlara bakalım. 10 tane farklı evimiz var. 4 tanesinin boş olmasını istiyoruz. 10 taneden 4 tanesini seçiyorum. Onun dörtlü kombinasyonu. Peki isteğimiz nedir? Her birinin parkın farklı taraflarında, farklı kenarlarında olması. O zaman bakın 3 taneden bir tane seçelim. 2 taneden bir tane seçelim. 2 taneden bir tane seçelim. 3 taneden bir tane seçelim. Buna göre burası 3'ün birlisi, 2'nin birlisi, 3'ün birlisi ve 2'nin birlisi olacaktır. Buradan da 6 çarpı 6 gelir. Peki onun dörtlü kombinasyonu açalım bakalım. 10'dan 7'ye kadar 4 basamak açıyorum. Alt tarafta 4 faktöriyel var. Sadeleştirirsek buradan 6 bölü 35 gelecektir. Doğru cevap A'dır. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bakın parantez içindeki bu ifadeye bakacak olursak burası 2 tane sinüs a çarpı kosinüs a yani sinüsün yarım açı formülü. Buradan ne gelecektir? Sinüs
2 ile çarparsan pi bölü 6. Yani kaç derece burası? 30 derece. Sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2. Bunu şöyle yazabiliriz. Ark sinüs burası 1 eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Burası zaten 1 bölü 2 verecektir. O zaman bakın buradaki değerimize biz alfa diyelim. Her iki tarafı eğer sinüsleşime tabi tutacak olursam buradan 1 bölü 2 eşittir. Sinüs alfa. Sinüs alfa değeri 1 bölü 2 yapan açımız nedir? Bakın birinci ve ikinci derecede bölgelere baktığımızda bize pi bölü 6 yani 30 dereceyi verecektir. Doğru cevap D'dir. Aslı verilen işlemi hesaplamak için hesap makinesi kullandığında bulduğu sonuç ile gerçek sonucun birbirine eşit olduğunu görüyor. Kare yerine yazılması gereken açı 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri olabilir? Öncelikle bakın yanlış yaptığı şey sinüs yerine kosinüs, kosinüs yerine sinüs olarak yazılıyordu. Buna göre tanjant yerine zaman bakın burası sinüs bölü kosinüs. Bu da ne gelecektir? Kosinüs bölü sinüs yani kosinüs kotanjant pi bölü 4 gelir. Aynı şekilde işlemlere bakıyorum. Sinüs yerine bakın burada ne gelecektir? O zaman kosinüs kare diyelim. Artı 2. Bakın karşılıkta artı 2'ler gitsin. Geriye kalan kotanjant pi bölü 4 ve tanjant pi bölü 4 zaten 1'di. Buna göre o zaman geriye kalanları eşit diyelim. Sinüs kare eşittir. Kosinüs kare. Yani sinüsü kosinüsü eşit olan yerlere bakarsak, açılara bakarsak bir tanesi bakın bir tanesi 45 derece olacaktır. Burası da her ikisi de artı olur. Diğeri de bunun tam simetri olan nokta. Diğerdeki şuradaki noktadır. Üçüncü bölgedeki 45 derece olacaktı. Buraya da şöyle yazabilirim. Pi artı pi bölü 4 şeklinde yazabilirim. Yani burası 5 pi bölü 4'tür. Burası da pi bölü 4'tü. Buna göre alacağı değerler pi bölü 4, 5 pi bölü 4 olacaktır. Doğru cevap C'dir. Yukarıda kenar uzunlukları tam sayı, alanı 7 santimetrekare olan dikdörtgen verilmiş. Bu dikdörtgenler de aşağıdaki şekilde oluşturuluyor. Buna göre alfa açısı verilmiş. Kotanjant alfa değeri kaçtır? Bakın kotanjant alfadan önce şu alanı 7 olanın bir kenarı 1, bir kenarı 7 olacaktı ve tam sayı olduğuna göre. Buna göre bakın şuradaki bir dik üçgeni oluşturalım. Buradaki açıya ben A diyorum. Tamamına da B diyorum. Buna göre o zaman alfayı şöyle söyleyebilirim. Alfa eşittir. B eksi A şeklinde. Bize kotanjant alfa sorulmuş. Biz tanjant alfayı bulalım. Daha sonra ters çevirelim. Buna göre tanjant buradan B eksi A isteniyor. Buna göre tanjant B eksi A'yı açalım. Şimdi öncelikle tanjant B'ye bakalım. Tanjant B, bakın şuradaki dik üçgene bakalım. Mavi ile çizdiğim. Burası kaç verilmiş? 4. Burası 1 birim olduğuna göre o zaman burası 2 olur. Yani 6'dır burası. Şu karşıya bakalım. Burası uzun kenarımız 7. Burası 1, 1, 1. Yani burası tamamı buradan A'dan K'ya kadar diyelim. Burası o zaman 10 olur. Buna göre bunun tanjant değeri yani tanjant B değerini şöyle ayrıyeten yazalım. Tanjant B eşittir. 10 bölü 6 olacak. Peki aynı şekilde tanjant A'ya bakalım şimdi. Buradaki kırmızı üçgene bakalım. Çizdiğimiz kırmızı üçgen. Karşısı bakın burası 3 birim. Şuraya bakalım komşu. Burası da 1 birim olduğuna göre 7 olur. Tanjant A değeri eşittir. Buradan 3 bölü 7 gelir. Şimdi tanjant B eksi A'ya bakalım. Bunu kullanalım. Şimdi tanjant B dediğimiz ifade 10 bölü 6. Yani 5 bölü 3 eksi 3 bölü 7 bölü 1 artı bunların çarpımı 5 bölü 3 çarpı 3 bölü 7 şeklindeydi. Yukarıda payda eşit diyelim. Çaprazlıyorum. 7 çarpı 5 35'ten 9 çıkardık. Burada kaç geldi? 26. 26 bölü 21. Paydaya bakalım. 3'ler sadelesin. Buradan da 12 bölü 7 gelecektir. Birinci aynen yazalım. 26 bölü 21. Ters çevirelim. 7 bölü 12. Buradan karşılıklı bakın 7'ler sadelesin. 3 kaldı. 2'ye bölelim 13. 2'ye bölelim 6. Buradan da 13 bölü 18 gelecektir. Bakın biz burada tanjant alfayı bulduk. Bizden istenen ne? Kotanjant alfa. O zaman çarpmaya göre tersi olur. Buradan da 18 bölü 13 gelecektir. Doğru cevap D'dir. Buna göre üçgenin alanı kaç birim karedir? DC uzunluğunu bulalım. 90 derece 3, 9, 12, 9, 12, 15. Bu uzunluk 15. Burası 3, burası 12, burası 12. Görüldüğü üzere ikizkenar üçgen dik indirilim iki eşit parçaya böler. 9, 9, 6 olur. Buradan A dersek A'nın karesi artı 9'un karesi 12'nin karesine eşit. 2 kare farkından kök içerisinde farkı 3 toplamı 21,
3 kök 7. Alanı ise 15 3 daha 18 çarpı yükseklik 3 kök 7 bölü 2'den 27 kök 7. Doğru cevap D seçeneği. E noktasının A noktasına uzaklığı kaç santimetredir? 15, 15 verilmiş. Birleştirelim. Doğrusal olur 90 derece. Karenin alanı 162. A dersek A kare 162. A eşittir 9 kök 2. Burası 9 kök 2'nin kök 2 katı da 18. 9, 9 olur. Burası 9. 12 olur. Burası ise 12 eksi 9'dan 3 olur. Doğru cevap D seçeneği. Mavi renkli doğru parçasının uzunluğu 4 kök 5. Kırmızı renkli doğru parçasının uzunluğu 12 santimetre olduğuna göre bu eşit dikdörtgenlerden birinin alanı kaç santimetre karedir? 4 kök 5, 12. A diyelim, B diyelim. Burası A olur. Burası ise B eksi A olur. Burası A. 2A'nın karesi, B eksi A'nın karesi, 4 kök 5'in karesi. Buradan 4A kare, B kare artı A kare eksi 2AB. 16 çarpı 5, 80. 5A kare artı B kare eksi 2AB, 80. Birleştirelim. Burası A, A. Burası A, B. Burası A, burası B. Burası B eksi A. B'den çıkardığımızda burası A, burası A olur. 2A'nın karesi artı A artı B'nin karesi 12'nin karesi. 4A kare A kare artı B kare artı 2AB 144. Görüldüğü üzere 5A kare artı B kare artı 2AB 144. 5A kare artı B kare eksi 2AB 80. Çıkardığımızda 4AB burası 64. AB eşittir 16 olur. Bizden istenen bir tanesinin alanı AB 16. Doğru cevap B seçeneği. Analitik düzlemde doğrusunun A noktasına göre simetriği doğrusu olduğuna göre M kaçtır? Doğruyu düzenlediğimizde 2 ile genişletelim. 2y eksi x artı 1 eşittir 0. Aynı doğru. Demek ki A noktası doğru üzerinde. 2 çarpı eksi m artı 4 eksi m artı 1 eşittir 0. Eksi 2m artı 8 eksi m artı 1 0. Eksi 3m karşıya artı 3m 9. M eşittir 3. Doğru cevap E seçeneği. Öğretmeninin tahtaya yazdığı soruyu defterine şekilde çizen Asya sorunun doğru cevabını kaç olarak bulmuştur? Burada uzunluklar oranına bakalım. DC 3'e 2, 4. Burada AD 4A dersek DC 6A, CE 5A olur. Burada eğim görüldüğü üzere 4 bölü 3, 4K'ya 3K, 5K. 5K eşittir 10A olduğuna göre K 2A olur. O zaman burası 8A, burası 6A olur. Alan paylaşımı yapalım. Şu şekilde birleştirdiğimizde 5'e 5A, 6'ya 6A, yükseklikler eşit olduğu için tabanlar oranı, alanlar oranı 4A. Burada AOC üçgenin alanı 10A iken DCE üçgenin alanı 5A 2. Doğru cevap B seçeneği. O2 merkezi çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Koordinatları 6'ya 13 verilmiş, yarıçap 6 olur.
Merkezlerini birleştirdiğimizde yarıçapına A dersek burası 6. A yarıçapı 1. Burası 1 verilmiş. 15, burası 9 olur. Dik üçgen oluşturalım. 1, bu uzunluk 12 olur. 9, 9, 12, 15. Buradan 7 artı 2A eşittir 15. 2A 8, A eşittir 4. Burası 4, 5. Dik üçgen oluşturalım. 5'in 15'e 3'te 1'i 12, burası 4 olur. Burası 3'te 1'i 3, 6 olur. Koordinatları 12'ye merkez koordinatı, burası 5, yarıçapı 4. X eksi 12'nin karesi, Y eksi 5'in karesi, 4'ün karesi 16. Doğru cevap D seçeneği. Verilen iki ilçenin merkezleri doğrunun farklı taraflarında olduğuna göre M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Grafik oluşturalım. Eksi 2'ye 1. Burası Güzeldere ilçesi G diyelim. Aydınpınar 2'ye 4. Aydınpınar. 0 verdiğimizde eksi 6. Buradan geçen doğru şu şekilde G noktasından geçse buradan yerine yazalım. X yerine eksi 2, Y yerine 1 yazdığımızda artı 6 eşittir 0'dan M eşittir eksi 4. 2'ye 4 yazdığımızda M eşittir eksi 2. Eksi 4 ile eksi 2 aralığında değer alır. Eksi 3. Doğru cevap A seçeneği. E noktasının A noktasına uzaklığı kaç santimetredir? 45 derece olduğu için küp olduğundan doğrusaldır. A, E ve L doğrusaldır. Buraları da 45 derece, 45 derece. A, A, A dersek buranın alanı A kare bölü 2, 2 tane var çarpı 2 eşittir 36. A eşittir 6 olur. 6, 6, 6 kök 2. Burası kök 2 verilmiş. Bu uzaklık 5 kök 2. Doğru cevap D seçeneği. Eşitliğini sağlayan X köşesi aşağıdakilerden hangisidir? A ile B'nin orta dikme doğrusu D. Burası D. D ile hangi noktanın orta dikme doğrusu E? Burada E orta dikme doğrusu. Görüldüğü üzere A ile D'nin orta dikme doğrusu. O zaman burası A. A hangi iki noktanın orta dikme doğrusu? Görüldüğü üzere B ile E'nin orta dikme doğrusu A. Doğru cevap A seçeneği. MN uzaklığı 1360 metre olmak üzere yukarıdaki pistten rotasıyla aynı düzlemde hareket eden iki uçak zeminden kaç metre yükseklikte çarpışır? Şu şekilde şu noktada çarpışsınlar. Yerden yüksekliği x soruluyor. Burada görüldüğü üzere eğim eksi 1, 135 derece, 45 derece x, bu uzunluk x, burası 1360 eksi x olur. Burada görüldüğü üzere 650'ye 250. Burası şu şekilde dik üçgen oluşturalım. 650, 250. A diyelim Pisagor'dan burası 5, 12, 13'ün 50 katı 600 olur. Buradaki eğim görüldüğü üzere 250 bölü 600. X bölü 1360 eksi x'e eşit olur. Sadeleştirelim 5'e. 12, 12x
5 çarpı 1360 eksi 5 x 17 x 5 çarpı 1360 17'ye böldüğümüzde 80 x eşittir 400 olur. Doğru cevap B seçeneği.